Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğimiz varsayarak videoma başlıyorum. Herkes selamlar, saygılar mı teknolojistlerimize beraberiz. Bugün incelemek gerekirse arkadaşlar şöyle 4 saatlik mumda 3 tane mumumuz var. Bugün 68'li noktalar hatta 68'in gerçekten 7.45'e 68 kadar düşmüş gözüküyor burada. Sonrasında güzel bir toparladı şöyle artı 2 falan da yaktı diye hatırlıyorum. Sonra 73'lere kadar kendini göstermiş. Fakat ortalama bir değer şurada buy sinyal indikatörünün yeşil çizgisinde kapanış yapmış gözüküyor. Şimdi arkadaşlar eğer ki biraz daha salınıma doğru giderse şöyle 67 ile seviyeler 20 günlük hareketli ortalamanın geçtiği seviyeler gözükmekte. Günlüğe de alayım da tekrardan bakalım. Günlükte bu seviye biraz daha aşağılarda ama biraz rally yaşadığı için sadece yakınlaşmayla devam etmiş. 4 saatlik bence biraz daha adil gözüküyor ortalamalarda. 50 günlük hareketli orada 58 seviyelerden geçiyor arkadaşlar. Ee, şimdi buranın altında kapanışlar şuradan destek alıp almayacağına bakar arkadaşlar. Yani altında kapanış yapabilir. Yapmaz diye bir şey yok ama şurada en yakın destek seviyesi yani ortalama seviyesi var. E, zamanında burada temas temas e, yakınlaşmalarla beraber nereye gittiğini sizler de görüyorsunuz. En yakın destek burası. Göreceğiz bakalım. E, şimdilik diyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın. kalın. Seçim analizimizle beraberiz. 37.90'dan kapanış yapmış gözüküyor. Şimdi arkadaşlar baktığımız üzere 4 saatlikte incelediğimizde şöyle fitillerle beraber 20 günlük hareketli ortalamanın çok da aşağısına sarkmamış. Yani 20 günlük hareketli ortalamayı kendine destek olarak görüyor. Ama SASKİ indikatörünün gelmesi biraz üzücü olmuş. Şuradaki mumlardan dolayı. Yukarıda direnç yaptığı yer zaten çok belli. 39.52 ve 40.06. Aşağıda da siyah kanalımız 37.08 zaten savunuyorduk destek yapması beklenilen. Bir de aşağıda 50 günlük hareketli ortalama 36.70'den geçtiğini savunuyorduk. Bunları savunmaya tekrardan devam ediyoruz. E, bu baktığımız kriterlere e, doğru nelere atım yaptığını sizlerle beraber takip edebilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Bunlar saygılar Türk Overlar için bize beraber 286.5'ten kapanış yapmış bulunmakta. E, bugün de çok fazla arkadaşlar bir hareket olmadı. Şimdi baktığımızda şurada 50 günlük hareket ortalama bize bayağı bir destek vermiş gözüküyor. Ee, biraz da sas indikatörünün de baskısı devam ediyor arkadaşlar. Yer yer eksil durumlara da geçtiği oluyor. Ee, bununla beraber e, yani şurada kritik bir seviye var aslında bakarsanız. 285.75 civarı arkadaşlar. Buranın üzerinde kapanışlar bizim için gayet güzel. Ama buranın altındaki kapanışlar tekrardan şuradaki ortalamalardan bir destek alma ihtiyacına doğru gidiyor gözüküyor. Şimdi Yatay'a sorması normal. Ee, şimdi burada next earnings report 7 gün sonra diye geçiyor arkadaşlar. 7 gün sonra yanılmıyorsam burada e, şey gelecek yani. Bilanço sonuçları gelecek arkadaşlar. Bu bilanço sonuçlarına göre e, bakalım neler yapacak. Bir haftalık sürede. Yani il, önümüzdeki bir hafta nasıl geçecek acaba? Yukarı yönlü mü, aşağı yönlü mü yoksa gene yatayda bir seyreden bir görünüm mü? Genelde Türk Hava Yolları'nda e, en iyi bilançosu 9 aydaki 3. çeyrek bilançosuydu arkadaşlar. Yani geçtiğimiz yıllarda da. Bununla beraber gelişinde de tekrardan inceleriz. Bakarız arkadaşlar. Şimdilik hoş kalın. Bugün yine dirence takılmış. Tamam aslında bakarsanız güzel iki mum da bu direncin içerisinde gözüküyor. Fakat kapanışları bizim için dikkat alınması gereken. Birincinin kapanışı güzel 19.58 ama ikincinin kapanışı 19.28 ve daha da aşağısında 19.19'a kadar geri çekilmiş durumda. Yani muhtemelen şöyle bir şey söyleyebiliriz 4 saatlikte. Şu iki direnç geçirmedikçe biraz daha e, rahat edilmiyor arkadaşlar. Çünkü geçirmiyorlar, geçirmiyorlar, geçirmiyorlar. Otomatik muhtemelen baskılıyorlar gözüküyor. E, aşağıda desteğimizi söyleyelim hemen. 18.60 gibi şöyle 18.53 civarlarında. Ortalamalara bakarsak da 19.12'den geçiyor. Bir diğeri 18.83'den geçiyor. O tarz muhabbetlerde arkadaşlar destek ama çabasına giriş yapabilir. Şurada da fitillerle beraber, temaslarla beraber ortalamanın üzerinde kalmış bunlar gördüğünüz üzere. Ee, tabii ki her zaman yapması beklenilen şöyle dirençlerde gözünüzün önünde 1944 ve 1970, yukarıda da 1995 ve 2024 şeklinde yer alıyor. Şimdilik hoşça kalın. Beraberiz 4 elden kapanış yapmış bulunmakta. 12 saat önce şöyle bir borçlanma araçları tarafı bir şey gelmiş arkadaşlar. Şunu hemen sizlere aktarayım. yani Yine yani borçlanma ile alakalı bir açıklama gelmiş arkadaşlar. Bunları ekranlara getirdim. Yani birkaç hafta da önce de yani bir sürü kez bu borçlanma ile alakalı Kogan'ın nasıl desem haşır neşir arkadaşlar. Şöyle aşağılara kaydırırsam faiz içeren kupon getir ödeme itfa şeklinde. Yani bir sürü değişik işlere imza atıyor. Çok fazla ben de ilgilenmiyorum ama grafik yönünde birazcık ilgileniyoruz. O kadar. Şimdi Kuagranite baktığımızda 4.50'den kapanış şart önemli bir noktaya geri geldi arkadaşlar. 4.47 ve şöyle 4.45 destekleri bizim için önemli demiştim. Detayını görürse, tekrardan acaba şu 3.98 3.88 e, desteği mi geliyor diye bir e, sonuç çıkarabiliriz ya da şuradan tekrardan daralın üçgene mi doğru geri gelecek. O da belli değil ama Şuradaki ortalamalar bir nebze tepki yapma ihtimalini doğurabilir. Yukarıda da arkadaşlar 4.63 direnci var. En yukarıda da 4.81. Bu aşağı doğru geliyor bakalım. Arada da 4.70'ler var. Buradaki dirençlerde 3 tane direnç vardı arkadaşlar. Oralara da tepki yapma ihtimali her zaman olabilir. Aşağı gelme ihtimalinde e, aks aksatmayın arkadaşlar. O, o tarz şeyler de olabilir. Bakalım izleyeceğiz, göreceğiz. E, belirli noktalara geldikçe neler yapıp yapmayacağınızı da sizler bilirsiniz. Şimdilik listemizle beraberiz. Kapanışı yanılmıyorsam 125'ten kapattı arkadaşlar. Tam e, bilmiyorum burada trading yerde gecikmeli veri olduğu için. 6 saat önce önemli bir haber de geldi şuradan. E, Astro Enerji şirketimiz Irak'ta yerleşik iki ayrı firma ile e, 22.02.2024 tarihinde 12, bin, e, 12, milyon 717 300, e, Amerikan doları ve 3.5 milyon Amerikan doları toplamında 16 milyon 217 bin 300 Amerikan Doları tutarında transformatör satış sözleşmeleri imzalamıştır. Yeni Astor şaşırtmıyor arkadaşlar, yeni iş ilişkileriyle gördüğünüz gibi karşımızda. Bununla beraber zaten kapanışta birazcık daha iyi oldu 125 civarlarında. Ama günlükte baktığımızda 128.4'leri de zorlamış. Yanılmıyorsam şöyle bir bakalım ne zaman geldiğine, ne zaman zormuş arkadaşlar. Şurada zorlamış gözüküyor sabah saatlerinde güzel bir tepki yapmış. Dirence takılmış da diyebiliriz. Dirence de arkadaşlar şöyle 127 ve 126.2 civarlarında gözüküyor. Bir günlüğe tekrar aldığımızda günlükte tabii ki direnç gözükmediği için şöyle 4 saatliğe bakalım. Yukarıda da arkadaşlar 132 ve şöyle 134.4 dirençleri aşağıda da 118.5 civarlarında 115.9 civarlarında destekler mevcut. Hareketli ortalamalarda yakın seyrediyor şu anlık. Ee, Hoşçakalın. Bay bay. bir satış yemiş gözüküyor. %7.95'lik bir. Ee, hem de SAS indikatörü de devreye girmiş. 4 saatlikte günlükten Günlük problem yoktur da. E, önemli ölçüde muma baktığımızda sıkıntılı gözüküyor arkadaşlar. 4 saatliği tekrarlam. Yani biraz piyasada da zaten e, birçok de olumsuzluklar vardı. Prim yapanlar primini geri verdi. Flap da güzel bir prim yapmışlar arkadaşlar. Bunun primini sanki geri veriyor gibi. eğer destek yapar, toparlarsa desteklerini bir bir, bir söyleyelim şöyle. Yani ortalamalara bakacağız arkadaşlar. Burada bizim ölçtüğümüz şu anlık ortalamalar. 4 saatlik de ortalamalara baktığımızda kırmızı ortalamamız 14 geçiyormuş. 14 şöyle bir fitil atmış. Onun üzerinde kapanış yapmış. Bu birazcık olumlu gözüküyor. Aşağıda ne var? 13.35 var arkadaşlar. Zaten aşağı 13.35'lere gelirse şuralarda tekrardan e, dillendiririz. E, bakalım fake bir fake bir sat sinyal indikatörü mü? E, göreceğiz arkadaşlar. Yukarıda da artık 16 seviyesi bizim için kritik direnç olarak gözükmekte. Yani 15.86 16 civarında önemli direnç var. Şimdilik hoşçakalın.